anda gönül ister ki yağmur yağdığı için yerine gidip yerinde görsek daha iyi olurdu ama şu anda sadece bilgiyle söyleyelim. Kemal Öz Mahallesi'ndeki yeni yapılacak olan yapmakta olduğumuz ikinci İmam Hatip Okulu inşaatımız sonra inşaatı hızla devam etmekte. Erde betonlarının son aşamasına geldik. Erde betonu bittiğinde su basmanı içinde aşağı yukarı bir 10 gün içerisinde su basman betonu atacağız. Ondan sonra her kata da hedefimiz her 20 günde bir kat çıkmak suretiyle takriben 4 ay sonra falan kaba inşaatını bitirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Bunu halkımızın himmetine, Cenab-ı Hakk'ın yardımına güvenerek bu işi yapacağımıza da inancımız tam. Çünkü sadece şu anda bizim sıkıntımız işçilik parasıdır. Müteahhitimize her ay ödememiz gereken bir meblağ vardır. Bu meblağı ödeyeceğiz. Aşağı yukarı o meblağla her subat beton atışında yani her katın çıkışında bir 60 milyon civarında alan para veriyoruz. Vereceğiz. Çok şükür şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Bundan sonra da olmayacağına inanıyoruz. Tabii bu arada halkımızın da yardımlarını, teveccühlerini bekliyoruz. Yani sıyıl değil. Ancak sıkıştığında bizim bu binamız 32 derslik haline de gelebilecek. Çünkü bu yapılan İmam Hatip Okulu binası, okul binalarında bazı ekstra sınıflar var. İşte dil okulu gibi. Ondan sonra mesleki tatbikat dershanesi gibi. Zaman zaman yani haftada bir gün kullanılacak sınıflarında dahil olmak üzere 32 dershanedir. Şimdi biz bunu ya okulumuz teslim ettiğimizde idaremiz bunları kullanmaya kalkarsa 32 dershanede kurur. O da bugünün şartlarında 32 dershanelik yani aşağı yukarı 1000 kişi falan olabilir. 1000 kişi alabilir. Ve şu andaki İmam Hatip mevcutuna yeterli abi. Yurt yapılacak mı? Yurt yapılacak mutlaka. Bizim binanın üst tarafına yurt yapılacak. Ancak onu biz yapmıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla ihalesi yapıldı. Eski İmam Hatip'in olduğu binayla birlikte 300 kişilik bir yurt. Eski İmam Hatip Okulu'nun olduğu yere de bizim binanın aynısı. Yani 24 derslik bir okul yapılacak. Yani toplam bu iki inşaat bittiğinde yani birisini devletimiz yapıp birisi de bizim vakıf kanalıyla yapıldığında bu şartta iki tane ayrı İmam Hatip Okulu olacak. İki tane ayrı müdürlüğü olan iki İmam Hatip Okulu olacak. Belki birisi ortaokul olur, birisi lise olur. Öyle olabilir. Bunun da toplam mevcut olarak asgari 1500 civarında öğrenciye yeterli gelecek yani.